Merhabalar herkese. Nine Yertem Urbatti Tanzo Wingwish'ten. Bugün de saati nasıl sorarız ve nasıl söyleriz? Bunları biraz incelemek istedim. Can you tell me what time it is? Bana saatin kaç olduğunu söyleyebilir misin? Bakın dikkat ederseniz şöyle demedik. Can you tell me what time is it? Yani iki tane soruyu ard arda can you tell me, bana söyleyebilir misin? What time is it? İşte saat kaç, bana saat kaç söyleyebilir misin değil de bana saatin kaç olduğunu söyleyebilir misin sormak adına can you tell me what time it is dedik. Yani what time is'i yardımcı şeyimizi, fiilimizi what time it is deyip sona getirdik. Bunlara dikkat edelim sorarken ya işte can you please tell me lütfen kibar olmak adına please'imizi de ekleyelim. Şimdi onun dışında başka bir çeşit sorma şekli de what time does your watch say? Yani saatin kaç diyor şu anda. Bu şekilde de sorulabilir. I wonder what time it is. Merak ediyorum saat kaç. Onu da o şekilde de kullanabiliriz. Şimdi gelelim ne şekilde cevap verileceğine. Burası birazcık bizde örneğin Türkiye'de işte biz çok rahat ki onların army time, soldier clock dedikleri hani askeri saat gibi söyledikleri bir şey olsa da biz Türkiye'de bunu çok yaygın bir şekilde kullanırız. Örneğin saat 18.30, saat 18. Bu nedir? 6 demektir. Bunu biliriz biz. İşte PM ya da AM demiyoruz çünkü biz. Yani çünkü AM İngilizce'de işte gecenin 12'sinden sabahın 11.59 yani öğlen olana kadar ki zaman diliminde AM alır. Örneğin saat işte 9.30 AM derler ki o 9.30'nin akşamki 9.30 ile karıştırılmaması için. Çünkü o zaman 9.30 PM demeleri gerekiyor. Biz ama zaten akşam için saat 21.30 diyoruz ya da akşam saat 9 dediğimizde de biz de zaten akşamı belirtiyoruz. Ama İngilizce'de yine army time dedikleri şeyi bizim gibi biz 18.30 diyoruz ama onlar 18.30 diyor. Yani hani büyük bir rakammış gibi söylerler. İşte ya da 0900 işte yine sabahki saat 9'a örneğin söylemek istiyorlarsa army time, ordu zamanı şeklinde. O zaman onlar işte o zaten 0900 demek. Yani 900. O da neye tekabül ediyor? Biliyoruz ki tamam bu şeyi söylüyor. Yani AM demesine bile gerek yok. O zaman biliyorsunuz ki sabahki 9'u söylüyor. Dediğim gibi 21.30 der işte akşam için. Biz ona 21.30 deriz. Onlar da öyle ama örneğin işte 18 biz 18.00 da diyoruz ama onlar genellikle işte 1800 diyor orada. Hani aslında benziyor ama mantık olarak böyle düşünüp öğrenmemizi kolaylaştırabiliriz. Yine çok basit şekliyle what time is it? Oh, it's 5 p.m. Oh, it's 5 o'clock. Bazen o'clock da koyarız sonuna. Yani bu tercihe bağlı. Zaman nasıl söylenir? İşte half past 6, yani 6.30 için half past 6 diyebiliriz. Ya da 6.30 de diyebiliriz. Yani 6.30 öyle de diyebiliriz. İşte quarter to 7, 7'ye çeyrek var. Ondan sonra şey, yine bizde de olduğu gibi 6.45 yani 6.45 de diyebiliriz. Yani bunları böyle söylememiz mümkün. Basit konulardan ama öğrencilerin yine sorduğu sorulardan hatırlıyorum. Halk eğitimde de öğretirken yine bu özellikle bana hep sorulurdu. O yüzden bununla ilgili de bir video hazırlamak istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir, yardımcı olmuştur. Bir başka konuda görüşmek üzere.